Hocam Ramazan'da mutlaka konuşmamız gereken bir mesele daha var. O da teravih. Yani hepimiz inşallah Ramazan'da istisnasız 30'da 30 teravih kılacağız ve bunun için gayret edeceğiz. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Men kâme Ramazan imanen ve ihtisaben, gufira lehum ma takaddeme min zenbihi." Kim Ramazan'ı ihya ederse, ama mümin olarak bir de ecrini Allah'tan bekleyerek ihya ederse, onun geçmiş günahları affedilir. Şimdi men kâme Ramazan ifadesini alimlerimiz teravih namazı olarak değerlendirmişler. Yani Ramazan'ı kıyamla geçirmek. Ne demek? Teravih namazı kılmak. Kim böyle yaparsa Allah onun geçmiş günahlarını affeder diyor. Hangimiz bağışlanmak istemiyoruz? Hangimiz affedilmek istemiyoruz? Alın bir fırsat işte. Men kâme herkesi içerisine alacak bir ifade hocam. Men'umun lafızlarından biliyorsunuz. Yani kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, bütün mümin ve muvahhidle Ramazan'ı kıyamla geçirecek. Burada ablalarımız kaytarmayacak. Yani erkekler mescitlere gidip teravih namazı kılacaklar, kadınlar evde bulaşık yıkayacak. Hayır. Kadınlar da teravih kılacaklar. Men. Herkes yapacak. Peki ablalarımız özel günlerinde kılmayacaklar. Bu mazerettir. Allah'ın izniyle onlar da özel günlerinin haricinde istisnasız bir şekilde Ramazanlarını ihya ederlerse inşallah günahları mağfiret olunur. Bir de hocam ilginç bir ifade. Men kana Ramazan bir bütün olarak ele alacağız. Genelde insanlar ilk 10 gün çok canlılar, performanslılar ama 10 günden sonra yavaş yavaş düşüşe geçiyorlar. Hayır. Müslüman başladığı gün nasılsa bitirdiği gün de aynı şekilde devam edecek, gayret edecek. Çünkü Ramazan bir bütün. Yani 29 gün çekecekse 29 gün, 30 gün çekecekse 30 gün biz Ramazan'ı ihya etmek, teravihle geçirmek düşüncesinde olacağız. O Ramazan ifadesinden eğer biz birkaç teravih çıkarırsak bu vaat yerine gelmez. Ben Ramazan'ı tamamıyla teravihle geçireceğim. Siz bu niyeti alıp yarın Allah bir mazeret verir de teravih namazını kılamazsanız kesinlikle bu niyetinizden dolayı mağfiret olunursunuz. Çünkü niyetul mumin hayrun min amelihi. Hani her ne kadar senedi problemli olsa da müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Niyet edeceğiz yani. İşte burada özellikle bu Ramazan ifadesinde yani durmak gerekir. Bütün bir Ramazan'ı esas alacağız hocam. Yani ilk 10 gün kılıp sonra yavaş yavaş işte teravihleri terk etmeye veya davetlere gidip kaçırma, kaytarma böyle bir şey yapmayacağız. Kayış kaçırmayacağız tabiri caizse. Allah için 30 güne niyet edeceğiz. Niyet edersek yaparız. Niyet edemezsek yapamayız hocam. Bir de imanı mümin olacağız, müşrik olmayacağız. Hayatımızda bakacağız. Şirk, küfür, nifak bizi dinden çıkaracak bir şey var mı? Mümin olarak yaparsan bu günahlar affedilir. Ve ihtisabe ecrini Allah'tan bekleyeceksin. Burada alimlerimiz şöyle değerlendirmişler. Demişler ki ihtisabe yani ihlas da olacak. Acaba teravihe gitmezsem Müslüman kardeşlerim ne der? Ya falanca teravihe gelmiyor derler. Bundan dolayı gitsem mi falan. Böyle düşüncelere girmeyeceğiz. Ben Allah dedi diye, Resulullah dedi diye bunu yapacağım. Müslümanlar ne der? Yokluğundan dolayı bir şey derler mi? Düşüncesiyle kesinlikle yapmayacağım. Böyle olursa ihtisabın. Yani Allah'tan bekleyerek ecrimizi bunu yerine getirmiş oluruz. Bir de ihtisabın kavramının içerisine şu da girer hocam. Nefsin hoş olarak bunu yapacaksın. Of. Puf. Ya nasıl kılacağız ya? Yine mi kılacağız ya? İşte acaba bugün kılmasak olmaz mı ya? Böyle şeyler demeyeceğiz. Yine uzun olduğundan şikayetlenmeyeceğiz, şekva etmeyeceğiz. Bazen mesela evde kıldığımızda da olabiliyor. Biraz uzun olunca şikayetler gelmeye başlıyor. Ya biraz daha kısa olsa olmaz mı baba Yarım falan. sayfa okuyun. Yani tabii biz de çocuklarımızı gözeterek veya kardeşlerimizi gözeterek bunu yapacağız ama şikayetlenmeyeceğiz. Olabilir kardeşim. Her zorluğu dile getirmek zorunda değilsin. İçinde yaşa. İçinde yaşa. Şikayetlenme. Allah bunu en azından bir mazeret saysın senin için. Bir de kıldıktan sonra, bitirdikten sonra ona halel getirecek cümleler kurmayacağız. İhtisabım bu. Yani kıldık, bitirdik. Ondan sonra o namazla alakalı namazı üzecek şeyleri kullanmayacağız. Böyle olursa Allah'ın izniyle bizim günahlarımız
bağışlanır. Ramazan'da hocam özellikle eğlence programlarını tervic ediyorlar. Yani Ramazan'da caz diyor adam, program yapıyor. İşte Topkapı'da özel bilmem ne program diyor. Yani özellikle Ramazan akşamlarını ifsad etmek için şeytan insanlara böyle programlar yaptırıyorlar. Biz onlara inaden, onlara rağmen Allah'ın izniyle Ramazan gecelerimizi Rabbimizi zikirle, kardeşlerimizle cemaat olarak, teravih kılarak değerlendirmeye gayret edeceğiz. Gazabı var, öfkesi var, cehennemi var, narı var. Korkuyoruz. Biz varız. Bizi o azaptan, o ikaptan, o cezadan koruyacak bir şey var. İşte o şeyi cehennemle aramıza koymamıza takva deniliyor. Nedir bu şeyler? Bir, masiyetleri terk etmek. İki, Allah'ın farzlarını yerine getirmek. İşte bununla takva olacak. Cehennemden beni koruyacak, cehenneme gitmeme engel olacak, o dehşetten beni muhafaza edecek şey, işte neyse bu. Allah'ın haramlarından sakınmak veya Allah'ın farzlarını yerine getirmek, neyse içini siz doldurun, bunu yapmamız eşittir, takvadır. Masiyetlerin zirvesi şirktir. O yüzden evvela şirkten sakınmak gerekir. Ondan sonraki şeylerde işte faizdir, kumardır, içkidir, zinadır, gıybettir, ana babaya isyandır vesaire. Bunları terk edeceksin. Bir de Allah'ın emirlerini yerine getirdin mi sen artık takvalı bir insan olmuş olursun. Bu hocam en asgari şey. Takvanın minimum. Yani bir insan bak şirki terk etmedikçe, haramları, masiyetleri terk etmedikçe, bir de Allah'ın emirlerini yerine getirmedikçe muttaki olamaz. En asgari düzeyde ismini dahi alamaz. Demek ki bizim muttaki ismini alabilmemiz için en asgari bu üç şeyi yapmamız lazım. Ama hocam Kur'an bize bir de hakka tukati diyerek bu işin zirvesini anlatıyor. Gözümüzü ötelere, uzaklara, zirvelere dikiyor. Ya eyyühellezine amenü tekullah hakka tukati. Bakın normal bir takva değil. Ey iman edenler. Muttaki olun ama hakka tukati. Hakkıyla. Allah'tan gereği gibi. Olması gereken şekil üzere siz muttaki olun. Hocam Kur'an-ı Kerim'de Allah birçok ameli bir normal düzeyde bir de üst düzeyde ele almış. Mesela Allah cihadı anlatırken diyor ki ayet-i kerimede Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edin. Cahidu bi emvalikum ve enfusikum fi sebilillah. Bir de ne diyor hocam? Ve cahidu fillahi hakka cihadi. Bak bir normal cihat var. Bir de hakkıyla cihat var. Demek ki ikisi birbirinden farklı. Normal cihat, cihat isminin verilebileceği en asgari düzeyde işlerin yapılmasıyla gerçekleşen cihattır. Hakkıyla cihat, hocam yiğitlerin yaptığı, erkeklerin yaptığı, Allah'ın böyle beğenerek seni mükafatlandıracağı, Allah'ın beğendiği cihattır. Yine mesela Allah Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin kitabından sana indirileni oku diyor. وَتْلُ مَا اُحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ Sadece tilaveti söylüyor. Bazen de ne diyor hocam? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onlar kitabı yetlûnehu hakka tilavetiydi. Yani hakkıyla okurlar. Normal okumak var, hakkıyla okumak var. Düşünerek, tefekkür ederek, anlamaya çalışarak, sorgulama yaparak böyle bir okumak var. Bakın cihatta da normal ve üst düzey cihat diye bir ayrım var. Tilavette de normal ve üst düzey diye bir ayrım var. Takvada da var. Her insan bir değil hocam. Mayası farklı. Az önce siz de vurgu yaptınız ona. Hakikaten insanlar farklı yani. Allah her insana göre bir hüküm indirmiş. En asgari seviyesini belirlemiş. Bir de gayretkar insanlara en üst hedefi belirlemiş. Peki en üst takva, hakkıyla takva ne demek? Vallahi hocam inan yani bunu yeni öğrendim. Ben eskiden farklı taksimatı biliyordum. Ama yakın zamanda bir araştırma neticesinde elhamdülillah bu bilgiyi Rabbim bana nasip etti. Şimdi üç farklı şekilde hakkıyla takvayı anlatmış alimler. Ben detaylara girmeyeceğim. Sadece tercih ettiğimiz, alimlerin genelinin tercih ettiği görüşü zikredeceğim. Tegabun suresinde Rabbimiz diyor ki فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُ Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun. Ben eskiden şöyle anlıyordum. Ya çok zorlama. Gücün ne kadar yetiyorsa o kadar yap. Hocam böyle değilmiş. Gücünün yettiğince Allah'tan korkmak, gücün neye yetiyorsa o seviyeyi zorlamak. Potansiyeli zorlamak. Türkçesi buymuş yani. Mesela sen
%75'lik bir adamsın. Yani yüklenildiği zaman sana o yüklenen yükü %75 oranında kaldırabilecek bir adamsın. Allah diyor ki %75'i zorla, %70'e talip olma. 50 kilo kaldırıyorsan 50 kiloyu zorla. 40 kiloya razı olma. Şimdi bunu uygulayalım hocam hayatımıza. Örneğin ben haftada iki sefer gece namazına kalkabilirim. Buna bir potansiyelim var benim. O zaman benim kalkmam lazım. Hakkıyla muttaki olacaksan en asgari o üç şeyi yaptıktan sonra, yani şirkten sakındıktan, masiyetlerden sakındıktan ve Allah'ın emirlerini yerine getirdikten sonra bunun üzerine hocam potansiyelimi zorlayacağım ameller koymam lazım. Mesela örneğin günde bir sayfaya benim potansiyelim el veriyorsa bunu zorlamam lazım hakkıyla muttaki olabilmek için. Günlük 20 lira, 50 lira, 100 lira infak etmeye potansiyelim varsa bunu zorlamam demektir. Hakkıyla muttaki olmak. Yani kardeşlerim bakın iyi dinleyin. Allah için burası çok önemli. Allah diyor ki ben size orucu siz muttaki olasınız diye emrettim. Fakirleri anlamak. Hayır bunun için emredilmedi oruç. Bunlar yan manalar. Evet fakirin de hakkı gözetilecek. Fakirin de durumu anlaşılacak. Ama asıl bize orucun emredilmesinin sebebi neymiş? Takvalı olmak. Demek ki biz oruç tuttuğumuzda hocam biz bu seviyeye gelebiliriz. Potansiyelimizi zorlayabiliriz ve vallahi vakada bunu bize gösteriyor. Hocam hangimiz Ramazan'da kıldığımız namaz normal hayatımızda kılabiliyoruz? Hangimiz Ramazan'da okuduğumuz kadar Kur'an'ı normal hayatımızda okuyabiliyoruz? Hangimiz sabahlara kadar uykusuz kalabiliyoruz? Subhanallah. Hele geçen seneki mesela o teravihler vallahi tadı damağımızda kaldı. O sabahlara kadar kardeşlerle olan muhabbetimiz, sohbetlerimiz, derslerimiz, zikirlerimiz. Subhanallah ben oturup bir köşeye Allah'ı zikretmeye vakit bulamıyorum. Ama orada yarım saat, bir saat kardeşler Allah'ı zikir zamanı. Haydi saat birden gece ikiye kadar herkes çekilsin köşesine. Söndürün ışıkları. Bir saat Allah'ı zikretiyoruz. Hocam bunu normal hayatta nasıl yapacağız? Yani Allah için. Demek ki bakın Allah'ın dediği ne kadar doğru. Siz muttaki olasınız diye biz size orucu emrettik. Ve gerçekten de oruç tuttuğumuzda muttaki olabiliyoruz. Potansiyelimizi zorlayabiliyoruz. Hatta hakkıyla takvalı olabiliyoruz yani. O nedenle kardeşlerime ısrarla takvalı olmayı, takvalı olmak için gayret etmeyi, özellikle bu ayı takvaya yönelik bir ay olarak değerlendirmeyi tavsiye ederim. Bir de hocam mükafatı bilmek lazım. Ya kardeşim Kur'an-ı Kerim'de muttakilere vallahi çok şeyler vaat edilmiş. İnanılmaz şeyler vaat edilmiş. Mesela hocam Allah ben seninle beraberim demiş ya. İnnallâhe mâllezîne tekav. Sen muttaki olursan Allah diyor ki ben seninle beraberim. Hocam Allah bütün kullarıyla beraber. Evet. Ama bu beraberlik, o beraberlik değil. O ayrı, bu ayrı. Bu beraberlik yardımıyla, desteğiyle, dualarına icabetle, seni sevmesiyle, her an muhafaza etmesiyle, arka çıkmasıyla, her türlü yardımıyla sana beraberliğini gönderiyor Allah. Demek ki biz muttaki olursak Rabbimizi yanımıza alacağız ya. Rabbimiz bizim yanımızda olacak, destekleyecek. Yani düşmanımız en azını düşman olsa ne olur? Ardında Allah olanın karşısında kim durabilir hocam? Biz muttaki olursak Allah bizimle beraber olur. Sonra sıkıntılarını giderir Allah muttaki olursan. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sen muttaki olursan Allah sana bir çıkış yolu verir. Dara mı düştün? Sıkıntıda mısın? Kalbin mi ağrıyor? İnsanlar seni üzüyor mu? Vallahi takvaya sarıl. Allah sana bir çıkış kapısı mutlaka verecektir. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Hocam bol bol rızık gelecektir. Muttaki olmayla rızkın ne bağlantısı var? Kardeş rızık para değil ki sadece. Rızık güzel arkadaştır. Rızık temiz bir eştir. Rızık temiz bir çocuktur. Rızık vakti bereketli değerlendirmektir. Rızık hayattan keyif almaktır. Mesela şu anda, şu ortamda kardeşlerimizle beraber hissettiğimiz şu duyguları Allah için söylüyorum hocam. Tağutlar alabiliyor mudur ya? Dünyanın en güzel yemeklerini yiyen insanlar şu lezzeti alabilirler mi ya? Subhanallah. Bak Müslümanlar gelmiş Konya dışından. Abilerimiz var. Allah'ın kelamını konuşuyoruz. Yani Ramazan'ı nasıl değerlendirebiliriz diye bir derdimiz var bizim. Subhanallah. Vallahi ben inanıyorum yani melekler buraya iniyor hocam. Bu atmosfer dünyada birçok insanın hayal ettiği atmosfer. Bakın Allah bize vermiş hocam. Bir tane seleften bir zat var. Farklı kişilere nispet edildiği için böyle söylüyorum. Diyor ki hocam, لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ فِيهِ لَقَاتَلُونَ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ. Eğer tağutlar
krallar, padişahlar bizim şu anda içinde bulunduğumuz şeyin kıymetini bir bilseler, vallahi onu elde etmek için bizimle kılıçla savaşırlar. Onu verin bize diye bize kılıç çekerler. Bizim şu anda elde ettiğimiz şu şey vallahi bir rızıktır. Allah ne diyor? Ummadığı yerden onu rızıklandırır. Biz zannediyoruz ki muttaki olursak cepler dolacak. Ya para rızkın belki binde biridir. Yanlış değerlendiriyoruz. Rızkı niye buraya daraltıyoruz yani? Sonra Rabbimiz diyor, firaset veririm, dirayet veririm, basiret veririm. Ey iman edenler, eğer siz muttaki olursanız size Furkan verir Allah. Hocam baktığınızda görürsünüz bu haktır, bu batındır. Bu iyidir, bu kötüdür. Mesela insanları ayrıştırmakta, insanların iyi veya kötü niyetini temiz etmekte problem yaşıyorsanız sarılın takvaya, göreceksiniz insanların hangisi iyi, hangisi kötü, hangisi art niyetli, hangisi iyi niyetli, net ayırabiliyorsunuz. Olayları da değerlendirebiliyorsunuz, hakkı da açığa çıkarabiliyorsunuz. Bir gün Hazreti Osman huzuruna sahabeden, genç sahabeden, meşhur sahabelerden bir tanesi giriyor. Hazreti Osman şöyle bakıyor haline, diyor ki gözümde zinanın izleri dururken nasıl da benim huzuruma geliyorsun? Osman diyor, sana kim haber verdi bunu? Sana evahyum ba'de Rasulillah, Resulullah'tan sonra vahiy mi geldi diyor. Nereden bildin? Diyor ki müminin firasetinden sakının. Mümin baktım Allah'ın nuruyla bakar. Senin gözlerinde zina var diyor. Nereden biliyor? Hocam muttaki Hazreti Osman yani. Vallahi bize de verdi Allah. İnanın verir kardeşler. Biz belki bir insanın günahını bilemeyebiliriz ama bir olay iyi mi kötü mü? Fitne mi değil mi? Hak mı batıl mı? Bunu bilebiliriz yani. Bugün insanlar niye örneğin mevcut günümüzdeki şirkleri ayırt edemiyorlar. Hocam muttaki değiller. Muttakinin en asgari düzeyi şirki reddetmek. Şirki reddetmiyor adam. Bu mantıkta olmayınca çok bariz bir şekilde bizim şirktir dediğimiz şeyleri, küfürdür dediğimiz şeyleri adam göremiyor, farz zannediyor. Ramazan'la alakalı hemen hemen genel kaideler konuşuldu. Fakat Ramazan ayının içerisinde inmiş olduğu için Kur'an, Müslümanların Ramazan ayı içerisinde Kur'an'la muamelesi nasıl olmalı? Allah Azze ve Celle Bakara suresinde şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirilmiştir diye bahsediyor Allah Azze ve Celle. Yani Ramazan'ın faziletine dair bu ayet olsa bile yeterliydi yani. Evet. Yani kendisine Kur'an inmiş olan Ramazan ayından bahsediyor Allah Azze ve Celle. Ve burada aslında devamında da huden linnâs diyor. İnsanlara yol gösterici, insanlara hidayet eden diye bahsediyor Allah Azze ve Celle. Aslında burası önemli. Yani Ramazan ayını, Ramazan ayı yapan Kur'an'dır. Kur'an tilavet edilmeli. Evet, Kur'an tilavet edilmeli. Salt, işte ses tellerimizde dönen değil. Kalplere nüfuz eden, amellere, organlara yansıyan, bir hareket kitabı olan kitap olması gerekir ki Kur'an-ı Kerim hareket kitabıdır. Yani selamet yollarına ulaştırır, insanı kurtuluş yollarına ulaştırır. Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor ya, قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ. Size Rabbinizden ap açık bir kitap ve nur geldi. يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. O Allah kendisinin izniyle rızasının yollarına, yani rızasının yoluna ve selamet yollarına eriştirir diyor Allah Azze ve Celle. O yüzden kitap sadece salt okunması, salt tilavet edilmesi değildir. Evet, bunun da ecri vardır. Elif, lam, mim bir harftir demiyorum Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir diye söylüyor. Evet, kendisiyle nutk edildiği zaman ibadet edilen bir kitaptır. Ama bunun yanında bir hareket kitabıdır. Yani insanın derinliklerine iner, insana bir enerji katar, hayatı değiştirir. Hayat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Hatta Hasan el-Basri diyor, Kur'an kendisiyle amel edilmesi için indi. Fakat insanlar onu okunmasını amel yerine koydular diyor. Çok güzel bir şey söylüyor. Maalesef bugün mesela bakıyorsunuz işte kariler ön planda. Karilerin işte az önce konuşmuştuk hocam demişti işte adamlar uzatıyor da uzatıyor uzatıyor arka taraftan Allah deniliyor. Çok yapmacık geliyor belki. Yani Allah kalplerdekini iyi bilir. Fakat buraya önemsendiği kadar, buranın reklamının yapıldığı kadar hayat kitabı olması için mücadele edilse, insanlar davet edilirse, insanlara çağrı yapılsa aslında belki de insanlığın problemi çözülecek bir şeydir. Burada aslında hocamıza da soralım. Yani hocam Ramazan ayı dedik, Ramazan ayı Kur'an ayı dedik. Aslında belki en önemli maddelerden bir tanesi, ana gündemimizin bu olması gerektiğini söylüyoruz. Kur'an'la alakalı Kur'an'la nasıl muamele etmeliyiz?
birkaç şey söz de sizden evet. isteyelim inşallah. Ramazan yapan Kur'an. Yani Ramazan niye bu kadar değerli? Çünkü Kur'an bu ayda indi. Bir tane Mısırlı bir şeyhten ben okumuştum. Hakikaten çok güzel, etkileyici de bir cümle. Diyor ki, Kur'an'ı Cibril indirdi, meleklerin en şereflisi oldu. Kur'an Resulullah'a indi, peygamberlerin, bütün insanlığın en şereflisi oldu. Kur'an Kadir gecesinde indirildi, gecelerin en şereflisi oldu. Kur'an Ramazan'da indirildi, ayların en şereflisi oldu. Ey insan, Kur'an sana inse sen ne olursun? Sübhanallah. Eğer Kur'an kalbine inse, Kur'an senin gönlüne inse, hakikaten Kur'an sana inse ne olursun? En şerefli insan olursun. Kur'an gerçekten hocam yani geldiği yere rahmet getiriyor, bereket getiriyor, şeref getiriyor, nur getiriyor. Bizim Kur'an-ı Kerim'e hem okuma, hem tedebbür etme, hem amel etme olarak yönelmemiz lazım. Az önce güzel bir şey dediniz hocam. Hasan-ı Basri Rahimeullah'ın sözü çok güzel bir söz. Yani Kur'an aslında amel edilmek için indirildi. İnsanlara bir kıstas olsun, bir rehber olsun diye indirildi. Ama insanlar ne yaptılar hocam? Kur'an-ı Kerim'i okumaya amel edindiler. Şu anda dünyada en çok istatistiklere göre okunan kitap Kur'an. Ama hocam maalesef en az anlaşılan ve en az amel edilen kitap yine Kur'an. Maalesef. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Ramazan Kur'an ayıdır. Kesinlikle Kur'an-ı Kerim'i tilavet edeceğiz. Ama şunu bileceğiz ki hocam, kesinlikle Kur'an-ı Kerim yani sadece okunmak için inmedi. Bakın ben size burada bir şey anlatayım. Gelirken bunu önceki bir derste anlattığım için not almıştım. Burada da anlatayım diye, söz gelirse anlatayım diye niyet etmiştim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de hocam 322 bin harf var. Yani küsuratlar var da ben normal olarak söyleyeyim. 322 bin harf var. Dediniz ki Peygamber Efendimiz ne diyor? Elif, lam, mim bir harf demiyorum. Bak elif bir harf, mim bir harf, lam bir harf. Ve her bir harfe bir hasene vardır, bir sevap vardır diyor. Kim bir harf okursa ona bir sevap vardır diyor. Sonra onunla çarpacağız onları. Şimdi 322 bini biz onunla çarptığımız zaman her harfine 10 sevap ya en asgari. Neticede hocam 3 milyon 220 bin sevap yapıyor. Subhanallah. Siz Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunuz zaman 3 milyon 220 bin sevap kazanıyorsunuz en asgari düzeyde. Hele bir de ihlasla okursanız, Allah'ın istediği titizlikte okursanız Allah en asgari 10, maksimum 700 sevap vereceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de iyiliklere. Hocam 700 ile çarptığımızda ne kadar rakam çıkıyor biliyor musunuz? 225 milyon küsür. Yani baştan sona Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuzda 225 milyon küsür sevap kazanmış oluyorsunuz. Böyle inanılmaz insana sevap kazandıran bir şey ama Kur'an bunun için inmedi. Kur'an biz sevap kazanalım diye inmedi. Bu yan bir etken. Hocam Kur'an bizi değiştirmek için indi. Tek kelimeyle. Kur'an bizi değiştirmek için indi. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Şayet biz bu Kur'an'ı bir dağa indirsek, dağ bu Kur'an'ın etkisiyle, Allah'ın korkusuyla paramparça olur. Yani dağ bile değişir. Hocam biz değişemiyoruz ya. Yani Kur'an-ı Kerim bizi değiştirmek için geldi. Ama biz değişemiyoruz maalesef. O nedenle biz Kur'an-ı Kerim'i evet okuyacağız. Sevap kazanmak için okuyacağız. Arapçasından okuyacağız. Tecvidiyle okuyacağız. Ama kardeşim bu bunun için gelmedi, bunu bileceğiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de hocam çok önemli bir cümle bu. Allah Kur'an okumayanları eleştirmemiş hiç. Kur'an ezberlemeyenleri eleştirmemiş. Hafız olmayanları eleştirmemiş. Kur'an dinlemeyenleri eleştirmemiş. Eleştirdiği bir sınıf var. Kur'an'ı tedebbür etmeyenler. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Niye etmiyorlar? Etseler ya. Yoksa kalpleri mi kilitli? Dolayısıyla bir insan Kur'an-ı Kerim'i tedebbür etmiyorsa o insan Allah'ın eleştirdiği bir insan. Hocam düşünmek lazım. Bakın okumayanları eleştirmemiş Allah. Mesela Resulullah Efendimiz okumayı bilmiyor. Normalde yani kıraat dediğim şeyi sayfaya bakarak yapamıyor Resulullah. Olabilir bir insan mesela sağır olabilir, dilsiz olabilir. Yani Kur'an'ı okuyamayabilir, dinleyemeyebilir.
Bunlardan dolayı Allah eleştirmemiş. Ama Kur'an'ı herkes tedebbür edebilir. Peki tedebbür ne? Affınıza sığınıyorum hocam. Dübür insanın arkasına da kullanılıyor. Bir şeyin arka tarafı, arka planı demek. Yani Kur'an'ın tedebbür edilmesi demek, Kur'an'da anlatılan o şeylerin arka planlarını bulmak demek. Niye burada Allah böyle dedi? Niye bu kelimeyi kullandı? Niye bu esmayı getirdi? Niye şöyle demedi de böyle dedi? Niye böyle dedi de şöyle demedi? Gibi böyle bir takım sorular sorarak Kur'an-ı Kerim'e arkasında yatan manayı bulabilmektir. Hocam çok ilginç bir ayet. Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam ve kardeşlerini anlatırken diyor ki لَقَدْ كَانَ ف۪ي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِسَّائِل۪ينَ Yemin olsun ki Yusuf'ta ve Yusuf'un kardeşlerinde, yani onunla onlar arasında geçen o kıssada sorup soruşturanlar için ayetler, ibretler, işaretler vardır. Demek ki sorup soruşturmak lazım. Ya Rabbi niye böyle dedin? Niye bu kelimeyi kullandın? Niye bu ismi getirdin? Niye şöyle demedin, böyle dedin? Mutlaka hikmet var hocam. Kur'an'la uğraşan kardeşler çok iyi anlarlar beni. Vallahi hocam hiçbir kelime, hiçbir fiil, hiçbir isim cümlesi, hiçbir lafız asla boş değil. Asla boş değil. Her bir harfe Allah bir mana yüklemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Hani bunu tefsir dersleri içerisinde bazen anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten Allah-u Teala o kadar bize mübarek bir kitap indirmiş ki hakkıyla akletsek, tedebbür edip tefekkür etsek, yemin ediyorum hocam Kur'an bize nelerini açar yani, ne kapılarını verir. O nedenle Kur'an'dan istifade etmek istiyorsak kardeşler, Ramazan'da okuyacağız bakın. Hatim ineceğiz, yoğunlaşacağız. Ama sorup soruşturmazsak sadece sevap kazanmış oluruz. Sorup soruşturmamız lazım. Ben şöyle bir şey tavsiye edebilirim. Yani bunu kendi nefsime de her yıl tavsiye ediyorum. Size de tavsiye ederim bir kardeşiniz, abiniz olarak. Hocam mutlaka hatim inelim. Sevapları, yani bu 325 milyon sevabı kazanalım Allah'ın izniyle. Müslüman akıllıdır, ticareti iyi yapandır. Allah'la girdiğimiz bu ticarette Kur'an'ı inşallah iyi bir ticarete dönüştürelim. Ahiret için sevabımızı elde edelim. Bu bir. Ama hocam kesinlikle biz Kur'an'ı sadece hani sevap kazanmak için değil, asıl gayemiz hocam şu olsun. Bir tane özel sure seçelim kendimize. Bu seçmiş olduğumuz sureyi tedebbür suresi yapalım. Mesela ismi Yusuf olanlar Yusuf suresini tedebbür etsin. İsmi Muhammed olanlar Muhammed suresini. İsmi İbrahim olanlar İbrahim suresini. Özcan olanlar ne yapsın? Fetihlere yine bir Fetih suresi var da. Enfal suresini okuyalım. İsmimize müstahar bir isim bulalım hocam. Şöyle yapın hocam. Yani bir sure seçin. Hocam mesela Lokman suresi olur. Enfal olur, secde olur, ahzab olur. Vallahi Bera hocam. Suresini seçelim hocam. Nasıl? Bizim Bera'ya yakın olduğu için Bera suresini seçelim. Olur mesela. Tevbe suresi. Hocam şöyle yapacağız. Evet. Günlük standart hatmimizi okuyacağız. Mesela 20 sayfa Kur'an'dan her gün okuyacağız. Onu bıraktıktan sonra Enfal suresi, Tevbe suresi, İbrahim suresi, işte artık neyi seçtiysek onun üzerine yoğunlaşacağız bir ay boyunca. Yani İbrahim suresi bir ay benim gündemim olacak. Evet. Muhammed suresi bir ay benim gündemim olacak. Yani 4 sayfaya alacağım, harmanlayacağım hocam. Tefsirini okuyacağım, tedebbür edeceğim. Kur'an içerisindeki diğer ayetlerle bağlamlarını bulacağım. Niye mesela Allah burada böyle dedi, falan surede böyle dedi. Bunlar üzerine düşünmeler yapacağım. Bakın göreceksiniz, bu size inanılmaz bir bereket getirecek. Manaları açacak, gönlünüze bir genişlik, ondan sonra bir rahmet getirecek. İnşallah böyle yaparsak ben inanıyorum hocam Kur'an-ı Kerim'den istifade etmiş oluruz. Bir de değişim dedik ya, yani bugün çok kullandık bu kelimeyi, gerçekten de önemli bir şey. Hocam Kur'an'la değişip değişmediğimizi ölçelim. Bir sağlama yapalım. Mesela Ramazan sonrasında değişmiş miyiz, değişmemiş miyiz? Kur'an indiği yere kesin bir değişim getirir. Mesela bizim ticarethanemize Kur'an indiğinde ticaretimiz değişiyor mu hocam? Medresemize, evimize Kur'an indiğinde evimiz değişiyor mu? Yani Ramazan'dan önceki evimle Ramazan'daki evim bir mi? Eğer Ramazan'dan önce de boş, huzursuz bir ev, Ramazan'da da öyleyse Kur'an seni değiştirmiyor. Ama Ramazan'dan önce boş şeylerin konuşulduğu, izlenildiği, dinlenildiği bir ev iken, Ramazan geldiğinde Kur'an okunan, Kur'an dinlenilen, Kur'an sohbeti yapılan, teravih telaşesi olan, işte manevi paylaşımların bulunduğu bir ev ise, bak Kur'an evini değiştirmiş. Ticarethaneni değiştirecek, evini değiştirecek, seni değiştirecek, ahlakını değiştirecek, adabını değiştirecek.
amelini değiştirecek, konuşmanı değiştirecek. Hocam mimiklerimizi değiştirecek Kur'an. Evet. Vallahi Hümeze suresi neyi anlatıyor? Yani bize mimiklerimize kadar müdahale ediyor Kur'an. Bizim oturuşumuza, kalkışımıza, her şeyimize Allah müdahale ediyor yani. Bu bakış açısıyla okuyacağız Kur'an-ı Kerim'i. Eğer biz bu bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsek hocam değişme eksenli, inanın inanılmaz kaliteli bir Müslüman oluruz. 21 gün Kur'an'ı diye bir şey var hocam, bilirsinizdir. Evet. Uzmanlar çok anlatıyor bunu. Bir insan olumlu veya olumsuz, yapmaya veya yapmamaya yönelik 21 gün istikrarlı bir şekilde bir şeyin üzerinde devam ederse kesinlikle o şeyi edinir diyorlar. Mesela 21 gün siz örneğin ağzı bozuk bir insansınız. Ağzınızdan galiz ya da argo kelimeler çıkıyor. 21 gün kendinize karar veriyorsunuz. Ben argo kullanmayacağım. Hocam ilk gün belki birkaç tane kaçırırsınız. İkinci gün birkaç tane kaçırırsınız. Ama inanın azala 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 devam eder bu. Sonlarda artık bu sizde yok olur. Tersi de böyle. Mesela bir şey edinmek istiyorsunuz. Az önce duha namazını örnek verdik. Mesela ben duha namazı kılmayan bir Müslümanım. Ramazan'da karar verdim. 30 gün istikrarlı bir şekilde duha namazı kılacağım. 21'i de aşıyoruz bakın. 30'a çıkıyoruz. Hocam bir insan 30 gün istikrarlı duha namazı kılsın. Allah'ın izniyle onun da sabit bir amel haline gelir. Yani yıl sonuna kadar da Allah'ın izniyle o amelini devam ettirebilir. Dolayısıyla hani biz evet Kur'an-ı Kerim üzerine konuşmamız lazım. Çünkü bu ay Kur'an ayıdır. Evet. Bunu konuşacaksak hocam bu değişimle beraber konuşmamız lazım. Ve bunun sağlamasını Ramazan'dan sonra yapmamız lazım. Ramazan bittiğinde şöyle dönüp bakacağız. Bizde neler değişti? Ne hayatımızda farklılaştı? Kur'an gerçekten bizi değiştirdi mi, değiştirmedi mi? Bunu ölçerek bir şey yapacağız, okuma yapacağız inşallah. Bir şey söylemek istiyorum. Siz arada şey dediniz. Bazı kelimeleri Allah boşuna kullanmamıştır dediniz. Yani zaten Arap lügatında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bazı kelimeleri boşuna kullanmıyor. Kur'an-ı Kerim'le muamele, Fethi abi de sordu ya Kur'an-ı Kerim'le nasıl muamele etmeliyiz? Aslında formülü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem satır aralarında böyle Türkçe'ye çevirsek, tam böyle Türkçe'ye çevirdiğimizde ve onu hayatımıza tatbik ettiğimizde aslında formül çok basit. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İmam Ahmed'in rivayet ettiği hadiste diyor ki kıyamet günü kabir yarılıp kişi oradan çıkarılacak. Adam, o adamı Kur'an-ı Kerim yüzü solgun bir adam halinde onu karşılayacak. Diyecek ki ben gündüz susuz, gece uykusuz seni bırakan arkadaşın olan Kur'an'ım diyor. Allah gündüz susuz, gece uykusuz. Arkadaşın, gündüz oruçlu yani. He, sahibul Kur'an ifadesini kullanıyor. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste buyuruyor. İkra'ul Kur'ane fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyun, o kıyamet gününde arkadaşına şefaat edecektir diyor. Arkadaşına şefaat edecektir. Aleyhissalatü vesselam bazen ashabına ey Bakara suresinin ashabı derdi. Bakın ashab kelimesi çok önemli. Arkadaş edinmek. Evet. Bakara'nın arkadaşları. Bakara'nın arkadaşları. Evet. Yani demek ki o kadar hemhal olmuşlar ki arkadaş. Yani aslında bir formül. Yani Kur'an-ı Kerim'le nasıl muamele etmeliyiz? Arkadaş edinmeliyiz. Sorunun cevabı bu. Peki arkadaş nasıl olur? Onlardan böyle bahsedelim. Mesela hocam siz de ekleyebilirsiniz. Mesela sırlarımızı açmak. İki arkadaşız. Şöyle düşünün hocam. Oturuyoruz sadece çay içiyoruz. Ben sırrımı açmazsam, siz sırlarını açmazsanız burada bir etkileşim söz konusu değildir kesinlikle. Ben sırlarımı açarsam siz de sırlarını açarsınız. Az önce tedebbür dediniz ya. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا. Kilit var. Kilitler üst üste. Tabii tabii. Evet, yani güzel. Siz kilitleri açacaksınız. İç dünyanızı arkadaşına açacaksınız. Arkadaşınız da size arka planlarını açacak. Hatta şöyle de örnek verebiliriz. Denizin en güzellikleri neresi de derinlerdir. İnciler de orada bulunur. Kur'an-ı Kerim'in derinlikleri de, Kur'an-ı Kerim'in güzellikleri de derinlerdedir. Biz kendimizi açarsak Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde bize derinliklerini açacaktır. Veya başka bir şey söyleyebiliriz. Arkadaşımızla ne yaparız? Dertleşiriz. Kur'an-ı Kerim'le dertleşiyor muyuz? Yani mesela derdimiz, sıkıntımız olduğu zaman arkadaşımıza gideriz değil mi? Kıyas yapalım. Arkadaş, Kur'an. Dertleşebiliyor muyuz? Yani gece elimizi aldığımızda, akşam elimizi aldığımızda derdimiz çok. Herkesin derdi çok. Ev derdi çok, çocuk derdi çok, arkadaş derdi çok, ticari çevresindeki derdi çok. Dertler çoğaldığında kimin
kapısında duruyoruz? Kimin dergahında duruyoruz? Kur'an'ın dergahında duruyorsak, Kur'an'ın kapısında duruyorsak, Kur'an-ı Kerim'de aynı şekilde o dertlerimizi açacaktır. Şerh-i sadır diyoruz ya, bizim sadrımızı ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle değiştirecektir, açacaktır, genişlik verecektir. Sinelerde olana şifa gelmiştir diyor. Bizim kalbimiz mi daraldı? Allah Azze ve Celle sinelerde olana bir şifadır diyor bu Kur'an-ı Kerim için. Veya şeffaf olmak. Biz olduğu gibi kendimizi ortaya koyarsak Kur'an-ı Kerim de kendi iç dünyasını ne yapacaktır? O da şeffaf bir şekilde ortaya koyacaktır. Veya arkadaşla alakalı şunu da söyleyebiliriz hocam. Mesela odaklanmak. Yani iki arkadaş oturduğunda şöyle düşünün. Ben konuşuyorum. Affınıza sığınarak söylüyorum. Siz mesela sağa sola bakıyorsunuz. Veya siz konuşuyorsunuz. Ben sağa sola bakıyorum. Takmıyorum yani. Odaklanmıyorum. Kur'an-ı Kerim'de biz odaklanırsak, hani ona kulak veren, ona işte şey yapan, kalbini veren diyor ya ifadede. Ve huve şehid. Ve şahit olan. Bu zikir kimin içindir? Aha bunlar içindir. Yani kalbini verecek, kulağını verecek, şahit olacak. O zaman onun için bir hatırlatma olur diyor Allah Azze ve Celle. Odaklanacağız arkadaşımıza veya arkadaşımıza kıymet vereceğiz, değer vereceğiz. Arkadaşımıza sarılacağız, arkadaşımızla muhabbet edeceğiz. Yani bir gün İkrim'e Mushaf'ı alıyor, böyle öpüyor, kokluyor. Diyor ki kelamu Rabbi. Rabbimin kelamı. Yani gerçekten çok önemli hocam. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'e ashab olarak bakarsak, arkadaş olarak bakarsak zaten geri kalan her şey bitmiş oluyor yani. Aslında işin temel mantalitesinde bu var diyebilirim yani. Hocam Şam'da ben önceden bunu anlattım ama isim vermedim. Alaaddin Hoca ile biz yakın oturuyorduk. Alaaddin Hoca bizim hocamızdı. Yani orada ders alıyorduk ondan. Aynı zamanda okula gidip geliyorduk. Bize şöyle bir hikayesini anlattı. Dedi ki bir gün bir marangoza gittim. Marangoz işimi sorduktan sonra işte yani ne yapılacağını sorduktan sonra konuşmaya başladık. Ne yaptığımı sordu. Ben de hocayım dedim. Ders veriyorum. Marangoz dedi ki hocam madem hocasınız ben size bir soru sorayım. Biz arkadaşlarla Kur'an tefsiri yapıyoruz kendi aramızda. Adiyat suresine geldik. Adiyat suresinde Allah atlardan bahsediyor. Ama nasıl atlar hocam? Harıl harıl koşan, düşmana saldıran, ayağından ateş çıkaran. Böyle atlara yemin ediyor. Sonra da diyor ki insan çok namkördür. Arasındaki ilişki ve bağ nedir hocam diyor. Alaaddin Hoca diyor ki vallahi 7 yaşından beri ezberim bu sureyi. Bilemedim diyor yani. Demiş ahi ben bilemedim. Yani ne gibi bağlantı var hatırlayamadım. Demiş hocam ben düşündüm, tefekkür ettim. Allah acaba bize şunu mu anlatmak istiyor? Ey insan, at bir çuval yemin hatırına efendisi için koşuyor, sahibi için çabalıyor. Öyle ki ayağından ateş çıkarıyor. Demir taşa değdiğinde hocam taştan ateş çıkar. O günün şartlarında mesela kayalık bölgelerden atlar koştuğunda altlarından ateşler, kıvılcımlar çıkıyor. Efendisi için, sahibi için harıl harıl koşuyor. Çatlayana kadar koşuyor. Yetmiyor, düşmanın içine dalıyor, öldürülüyor. Bunu bir çuval yemin hatırına yapıyor hocam. Ey insan, Rabbin sana ne nimetler veriyor? Sen niye Rabbine, efendine at gibi çalışmıyorsun, gayret etmiyorsun? Hoca dedi ki, ahi valla adam dedi anlamış yani. Benden daha iyi anlamış. Evet. Gerçekten hocam ben bu hikayeyi ilk dinlediğimde vallahi çok etkilendim. Kur'an'la arkadaş olmuş adam. Biz Kur'an'la arkadaş değiliz. Hocam bir insan mesela birisiyle evlenecek. Bir bacıyla evlenme kararı verdi. Mesela görüşmeye gitti. İlk görüşmede ne anlatabilir, ne sorabilir? Ben söyleyeyim. Nerelisiniz? Yaşınız kaç? İdealleriniz ne? İşte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ötesini sorabilir mi hocam? Soramaz. İkinci görüşmede biraz daha relax olur. Daha açılabilir. Hocam 3-4-5. Görüşmede en mahrem şeylerini bile öğrenebilir. Kur'an da aynı böyle. Sen ilk onu okumaya başladığında Kur'an sana kimden geldiğini, niye geldiğini, gayelerinin ve amaçlarının neler olduğunu anlatır. Ama hocam 2. kere, 3. kere, 4. kere okuduğunda hiç anlayamayacağın veya ilk okuduğunda anlayamayacağın manaları anlayabilirsin. Allah sana artık kelamını açar. Şimdi Kur'an-ı Kerim arkadaş gibidir dedik. Arkadaş olduğunda insan açılır dedik ya. Mevdudi'nin hocam güzel bir Kur'an okuma rehberi var.
Yani nasıl Kur'an okuyalım? Kur'an'ı okuduğumuzda nasıl istifade edebiliriz diye bunu Müslüman kardeşlerime de tavsiye ederim buradan. Diyor ki Mevdudi, özetle söylüyorum hocam. Bir renkli kalem, bir yazma kalemi, bir de güzel bir defter alın diyor. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak için. Sonra başlayın Kur'an-ı Kerim'i okumaya. İlk okuyuşunuzda etkilendiğiniz ayetleri çizin. Üzerini artık renkli kalemle çizin. Anlayamadığınız ayetleri yazın. Örneğin bu şekilde 500 tane soru çıkarın Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğunuzda. Sonra aynı usulle tekrar başa dönün. Yeniden baştan sona etkilendiğiniz yerleri çizin. Anlamadıklarınızı yazın. Göreceksiniz diyor, ikinci okuyuşunuzda 500 sorunun örneğin 150 tanesine cevap bulacaksınız. Yine Kur'an'ın içerisinden. Yani ilk okuduğunuzda bulamadığınız cevapları ikinci okuyuşunuzda bulacaksınız. Bunu üçüncü kere yapın. Soruların bir o kadarını daha cevaplandıracaksınız. Sonra diyor bir hadis kitabı okuyun. Sorularınızın bir kısmına daha oradan cevap bulacaksınız. Zaten geriye kalan kısımlar alimlerin bileceği meseleler. İşte mirastır, muamelat meseleleridir, ceza ahkamıdır vesaire. Ama ana gayeyi kesinlikle anlarsınız. Mesela biz de Ramazan'da bunu yapabiliriz hocam. Elimize kalem alabiliriz. Güzel bir defter alıp anlamadığımız soruları yazabiliriz. Veya burada ne demek istiyor Allah, not alıp ehline danışabiliriz. Böyle bir Kur'an okuması yapabiliriz. Bir de hocam, şimdi bizim yaptığımız, Kur'an noktasında yaptığımız en büyük hatalardan birisi kendimizi Kur'an'a muhatap tutmamamız. Yani ayetler hep birilerinden bahsediyor. Yahudilerden, müşriklerden, kafirlerden. E senden? Senden ne zaman bahsedecek bu ayetler? Veya ne zaman sana seslenecek? Biz hiç planda yokuz hocam. Hep birilerine gönderiyoruz. Kardeşim, sahabe böyle Kur'an okumadı. Sahabe Yahudiler hakkında bile inen ayetleri kendilerine iniyormuş gibi kabul etti. Muhatap aldılar kendilerini. Hatırlar mısınız? Sabit bin Kays diye sesi gür bir sahabi var. Hatta cennetle müjdelenmiş yani. Aşere-i Mübeşşere'den değil ama cennetle müjdelenmiş bir sahabedir. Hocam, Hucurat suresinden ayet geliyor. Ey iman edenler, sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Yoksa farkında olmadan amelleriniz boşa çıkar. Sabit bin Kays çok sesli ya, çok gür sesli ya. Hocam ayeti üzerine alınıyor. Eve gidiyor, ağlıyor, ağlıyor. Günlerce mescide gitmiyor, günlerce ağlıyor. Amelin boşa gitti diyor. Niye? Allah dedi ki peygamberin sesinden daha gür sesle konuşursan amelin boşa gider. Ben de konuşuyorum, amelin boşa gitti. Ben cehennemlik oldum. Mescide gitmiyor. Allah Resulü fark ediyor. Çünkü Sabit Ensar'dan hatırı sayılan birisi. Ya Sabit'i göremiyorum, nerede? Bakalım ya Resulallah. Gidiyorlar evine. Hanımı diyor böyle böyle. Ağlıyor, sızlıyor. Perişan oldu. Gidiyorlar, konuşuyorlar. Diyor ki böyle böyle bir ayet geldi. Ayet beni anlatıyor diyor, beni. Sesim gür, benim amelimin boşa çıktığını söylüyor Allah bana. Geliyorlar Resulullah'a anlatıyorlar durumu. Diyor ki sabite gidin, deyin ki o cehennemliklerden değil, ameli boşa çıkanlardan değil, bilakis cennet ehlindendir diyor. Allah onu kastetmiyor. Ayetle kastedilen o değildir diyor. Şimdi ayetle kastedilen o değil ama üzerine alınıyor. Niye? Sesi gür. Aslında ses gürlülüğünü anlatmıyor Allah orada. Yani peygamberin konuştuğu yerde bilinçli bir şekilde onu bastırma gayesiyle konuşmak. Anlatılmak istenen bu. Sabit bin Kays gür sesli birisi. Yani ya Resulallah dediğinde herkes duyuyor. Burada önemli olan nokta hocam üzerine alınıyor. Allah için soruyorum, biz hangi ayetleri üzerimize almıyoruz? Allah şirkten bahsediyor, biz üzerimize almıyoruz. Ya zaten müşrikler hep başkalar yani. Münafıklıktan bahsediyor Allah. Hocam hiç üzerimize alınmıyoruz. Ya Kur'an-ı Kerim'de Allah münafıkların münafık olduğunu bilmediğinden bahsediyor. Biz bugün kardeşlere bazılarına, kardeş bunlarda münafıklık alameti var veya falanca acaba münafık mı böyle endişe edip söylediğimizde kızıyor, öfkeleniyor. Ya kardeşim münafık münafık olduğunu bilmeyecek ki zaten. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ diyor. Şuurunda değiller. Yani zaten münafık münafık olduğunu bilse yani ağzılı zındık bir kafir olur. Kıpkızıl bir kafir olur. Münafık münafık olduğunu bilemeyecek bazen. Belki biz de öyleyiz kardeşim. Yani bir sorgulamamız lazım. Acaba bu ayetlerde anlatılan şeyler bende var mı? Acaba Rabbimin anlattığı bu şey bende mevcut mu? Bu şekilde bir Kur'an okuması yaparsak Allah'ın izniyle çok istifade ederiz. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum hocam bu noktada. Şimdi
Katade Rahimeullah var. Selefin meşhur müfessirlerinden. Çok güzel bir sözü var. Diyor ki, bir insan مَا جَالَسَ اَحَدٌ الْقُرْآنَ اِلَّا قَامَ عَنْهُ اِمَّا بِزِيَادَةٍ وَاِمَّا بِنُخْسَنٍ. Bir insan Kur'an'ın önüne oturduğunda mutlaka bir artışla kalkar. Hocam mutlaka ya imanı artar ya küfrü artar. Yani noksanlık zıt manasıyla. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'in önüne oturduğumuzda, Kur'an okuduğumuzda, Kur'an-ı Kerim'le hemdem olduğumuzda şunu mutlaka bilmemiz lazım. Kur'an benim ya imanımı arttırdı, ya takvamı arttırdı, ya huşumu, ya ilmimi, ya amelimi, ya cennet ümidimi, ya cehennem korkumu, bir şeylerimi artırdı ya da hocam küfrü, nifakı, kibrini, ucubunu. Subhanallah hocam, insan Kur'an küfür artırır mı, ucub artırır mı? Vallahi artırır. Allah söylüyor. Bu Kur'an onlardan kiminin imanını, kiminin küfür ve tuğyanını artırır. Evet. Yani insan Kur'an okur daha çok kafir olur, daha çok tağut olur. Niye? Yaklaşış tarzıyla alakalı bir şey. O nedenle kardeşler, Allah rızası için Ramazan'da Kur'an okuyacağız hepimiz. Kur'an'ın önüne oturduğumuzda şunu mutlaka bileceğiz. Biz biraz sonra kalktığımızda bizim bir şeylerimiz artacak. Ya imanımız artacak ya Allah korusun nifakımız, küfrümüz artacak. Ya amelimiz, salih amelimiz artacak ya talih amelimiz artacak. Yani mutlaka olumlu veya olumsuz anlamda bir şeylerimiz artacak. Biz iyi, pozitif olan yani müsbet olan şeylerimizi artırma gayesinde olalım. Bu gayeyle okumaya gayret edelim inşallah hocam. Ramazan'a dair birçok konuya değindik. İşte değişimden bahsettik. Ramazan'ın öneminden bahsettik. İşte oruçtan, takvadan ve en önemlisi Kur'an-ı Kerim'den bahsettik. Şimdi bunları artık meselenin hitamında, yani Ramazan'dan sonra neler yapmamız gerekir veya nelere dikkat etmemiz gerekir, bunlarla alakalı son olarak neler söylemek istersiniz? Nasıl ki namazın sağlaması varsa hocam, Ramazan'ın kabul edilip edilmediğinin de aslında bir sağlaması var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Şüphesiz ki namaz insanı her türlü fuhşiyattan, yani ahlaksız sayılabilecek her türlü kötülükten, bir de şeriatın kötü dediği her türlü amelde korur. Yani namaz ondan insanı alıkoyar. Mesela Selef-i Salih'in bir insanın namazının kabul edilip edilmediğini bununla sağlama yapmıştır. Yani ne kadar kötülüklerden uzaksan namazın o kadar kabul olunuyor demektir. Ne kadar hayatında günah, kötülük varsa o kadar namazın kabul edilmiyor demektir. Çünkü Allah diyor ki namaz engeller. Engellemiyorsa günahlardan namazında problem var. Bir insanın günahtan uzaklaşması için namazını kontrol etmesi lazım. Namazı düzgünse Allah'ın izniyle o namaz günahtan mutlaka alıkoyar. Hocam aynı şeyi biz oruç içinde yapabiliriz. Oruç içinde şunu söyleyebiliriz. Ceza-u hasenetin hasenetun ba'deha ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetun ba'deha. Bu da bir selefin söylediği kuraldır. Bir iyiliğin mükafatı o iyilikten sonra başka bir iyiliği yapabilmektir. Bir günahın cezası da o günahtan sonra başka günahların kapısının açılmasıdır. Başka günahları yapmaktır. Şimdi Ramazanımızın Allah katında kabul edildiğini nasıl bileceğiz? Ya da hani Peygamber Efendimiz diyor ya, bağışlanmayanın burnu yerde sürtürsün. Şimdi Ramazan'da bağışlanıp bağışlanmadığımızı nasıl idrak edebileceğiz? Bunun sağlaması nasıl? Kolay var. Ramazan'dan sonraki hayatına bakacaksın. Ramazan'dan sonraki hayatın Ramazan'dan önceki hayatından iyiyse Ramazan kabul olmuş. Hüsnü zannederiz ki Allah Ramazan'ı kabul etmiş. Ama Ramazan'dan sonraki hayatın Ramazan'dan önceki hayatınla eşitse Ramazan sana bir şey katmamış. O nedenle yani çok özet bir şekilde şunu diyebiliriz ki Ramazan'dan sonra amellerimiz eğer artarak devam ediyorsa Allah bizim Ramazan'ımızı kabul etmiştir. Ama artmak yerine daha çok azalıyorsa veya olduğu şekilde devam ediyorsa Ramazan'ımız normal şekilde devam etmiştir. Bunun için tövbe istiğfar etmek lazım. Zaten hocam selef 6 ay evet. Ramazan gelsin diye dua eder. Ramazan'dan sonra geri kalan 6 ayda da Allah'ım bu Ramazan'ımızı kabul et diye dua edermiş yani. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Bir de hocam Ramazan'da edindiğimiz güzellikleri Ramazan sonuna taşımayı ben tavsiye ederim hitam olarak. Mesela
30 gün duha namazı kılmayan bir Müslüman olarak 30 günde kılmaya alışmışsam, kılmaya öğrenmişsem Ramazan'dan sonra da bunu devam ettirmeyi tavsiye ederim. Bu gerçekten edinilen amelleri bırakmamak lazım. Devam etmek lazım. İstikrarlı bir şekilde devam etmek lazım. Bu Allah'a çok sevimli bir şey. Ramazan'dan sonra buna gayret edelim. Özellikle hocam Ramazan'dan sonra Kur'an'la olan ilişkimizi mutlaka sürdürelim. Yani WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, vallahi günlerimiz gidiyor. Allah'ın kelamını okuyamıyoruz hocam. Hocalar dahil bu hale geldik yani. Yani sosyal medyayla uğraşmaktan dolayı ben etrafıma bakıyorum. Kardeşler de aynı şeylerden müştekiler. Herkes bu internetin yaygınlaşmasından sonra Kur'an'dan uzaklaşmaktan şikayet ediyor. Allah için ne yapalım? Kur'an, Ramazan'da kendimize Kur'an noktasında bir terbiye verelim. Sonra bu terbiyemizi Ramazan'ın sonuna da taşıyalım. Kur'an'la ilişkimizi devam ettirelim. Kur'an'la alakalı kitaplar okuyalım. Mesela Mecdi Hilal'in bütün kitaplarını tavsiye ederim ben. Yani mesela nefislerimizi Kur'an'la nasıl değiştirebiliriz? İşte Kur'an'a dönüş, neden ve niçin? Böyle kitapları var. Yani onları okudukça insan Kur'an okuyası geliyor. Kur'an'ı tedebbür edesi geliyor. Bir de hocam Kur'an anlatan hocalarımızı dinleyelim. Yani hakikaten bazen okuduğumuz zaman anlayamayabiliyoruz. Sadece mealinden okuyup yüzeysel bir şeyler anlıyoruz. Bu da zevk vermiyor. Ama Kur'an'ı anlatan hocalarımız ince manaları zikrettiğinde insan onu gördüğü anda, duyduğu anda, idrak ettiği anda Kur'an'a olan bağlılığı ve sevgisi artıyor. O nedenle Ramazan'dan sonra Kur'an'a yönelmeyi, bunun için de Kur'an'ı güzel anlatan, ilmine, ameline, saptırmayıcı oluşuna güvendiğimiz hocaları dinleyelim diye tavsiye ederim. Daha çok şeyler belki söylenebilir. Biraz önce de dedik ama benim diyeceklerim bu kadar. Abilerimizden demek isteyen varsa veya hocam siz bir şey demek istiyorsanız onunla da bitirelim inşallah. Allah razı olsun hocam. Güzel hitam verdiniz. Allah Azze ve Celle bu ayda en azından bizi değiştirdiği kullarından. Allah'ım amin. Müspet anlamda değiştirdiği. Burnu sürtülenlerden değil de bağışlanan kullarından eylesin. Allah'ım amin. Allah Azze ve Celle amellerimizi şimdiden kabul eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bize, ehlimize ve tüm Müslümanlara bu ayda mağfiret eylesin. Amin. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.